Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta'da uzun yıllardır faaliyet gösteren otomobil grupları ilk defa bir araya gelerek Isparta Bir Kanat Altında Derneği Başkanı Halil Çeliker ve BMW Tim Başkanı Volkan Bağcı'nın öncülüğünde bir buluşma gerçekleştirdi. BMW Team Isparta grubunun öncülüğünde gerçekleştirilen buluşma, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma amacıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren BMW Team Isparta, Isparta'daki diğer otomobil gruplarıyla birlikte uzun zamandır il dışındaki etkinliklere katılmaya çalışıyordu. Ancak Isparta'da herhangi bir etkinlik düzenlenmemesi nedeniyle bu mümkün olamamıştı. Bu nedenle Isparta Bir Kanat Altında Derneği Başkanı Halil Çeliker'in girişimiyle bir araya gelen otomobil grupları, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin yanı sıra Isparta'yı dışarıda temsil etmek için de bir araya geldi. Bir araya gelen otomobil grupları uzun yıllardır faaliyet göstermelerine rağmen tanışma fırsatı bulamamış birçok otomobil severle de tanışma fırsatı buldu. İlk buluşmanın ardından dostluklarını pekiştiren otomobil severler Isparta'yı dışarıda temsil etmek ve Isparta'nın adını duyurmak için bir araya gelmeye devam edecek. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesine bu yıl zam yapılacak mı? Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden Ramazan pidesi geçtiğimiz sene 5 TL olarak belirlenmişti. Bu sene pide fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu sene Ramazan pidesine zam yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu sene pide fiyatlarının 10 lira olması en büyük beklenti olarak görülüyor. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri altın fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. Güncel borsa fiyatları ne durumda? Güncel altın fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. 13 Mart Pazartesi günü borsada fiyatlar ne durumda? Dolarda alış fiyatı 18,93, satış fiyatı ise 19,01. Euro'da alış fiyatı 20,32, satış fiyatı ise 20,33. Sterlin'de ise alış fiyatı 22,88, satış fiyatı ise 23,00. Gram altın fiyatları ise şu şekilde. Gram altında alış 1145,58, gram altında satış 1145,79. Isparta sinemalarda bu hafta vizyonda olan filmler neler? Isparta sinemalarda bu hafta vizyonda olan filmler şu şekilde. Çığlık 6, Çizmeli Kedi Son Dilek, Kutsal Damacana 4, Hayaller Ülkesi Gizemli Macera, Pink Fong Baby Shark, Hayata Röveşe de Çeken Adam, 65, Arımaya 3, Altın Küre, Ant-Man ve Wasp, Quantumania. Yapılan araştırmalara göre Türkiye dünyanın en gergin ikinci ülkesi olarak açıklandı. Isparta halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Yapılan son araştırmalara göre Türkiye dünyanın en gergin ikinci ülkesi oldu. Bizler de TV32 ekibi olarak Isparta halkına bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduk. Dünyanın en gergin ikinci ülkesi Türkiye oldu. Sizce de öyle mi? Evet. Neden peki? Her yönden. Ekonomik yönden, gençlerimizin geleceği yönünden. Daha ne sayayım, biliyorsunuz bu deprem hepimizi yıktı, mahvetti. Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim, iyi günler. Bence öyle. Aynen. Neden? İnsanların yaşam koşulları iyi değil çünkü, o yüzden. Ne bileyim ben. Yani değil bence. Değil mi? Neden? Bir nedeni yok değil. Bence de öyle. Neden peki? Çünkü bayağı bir gerginlik üstüne gerginlik, her şey kavga dövüş. Vallahi şu anki gerginliklerimizin çoğunu ben içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarına bağlıyorum açıkçası. Yani halk gergin. Özellikle büyük şehirde, ben Ankara'da yaşıyorum normalde. Ankara'da bizim en büyük sıkıntımız, hani herhangi bir metroya girdiğimizde oradaki insanların hepsi gergin görünüyor. Gerildikçe de geriliyor halk ne yazık ki. Keşke bu stres bir daha alsa şöyle. Şu bulutlar bir açılsa, yeniden mutlu olsak. Evet. Peki sizce? Evet. Neden? Ekonomi. Ekonomi, aynen. Sadece ekonomi mi? Evet, bence öyle. Valla bunun hakkında ne düşünürüm? Hep bu gerginlik şeylerden dolayı, maddi konulardan dolayı. İnsanların pek düşünmüyoruz. Hep kendimizi düşünüyoruz. Hep benciliz. Gerginlikler hep ondan dolayı oluyor. Sizce de öyle yani? Bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. Bence de öyle. Neden peki? Sinirliyiz çünkü. Her şey sinirle. Çabuk sinirlenebiliyoruz.
yapımızda mı var yoksa güncel olaylar yüzünden mi böyle? Vallahi bilmiyorum ki, herkesin karakterine göre değişiyor. Gergin değil Türkiye. Yani ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Bunlar dış güçlerin uydurması diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki öyle. Neden? Ülkenin durumu ortada onun için. Tabii ki öyle. Ekonomik sebepler. Yani insanların geçim sıkıntısı, asgari ücret. Çok bariz değil mi zaten? Başka bir şey açıklamaya gerek yok. Yani evet. Neden? Yani sizce? Ya ekonomi olsun, şey olsun, öyle yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Depremzedeler 17 Mart'a kadar ikamet kayıtlarını bulundukları ile alabilecekler. Deprem bölgelerindeki illerden başka illere taşınan depremzedeler, E-Devlet, ilgili nüfus idareleri ve nüfusmatikler üzerinden ikamet kayıtlarını taşımış oldukları yerleri alabilecek. Bu tarihten sonra da YSK'nın askı süreci çerçevesinde değişiklik yapabilecekler. Endonezya'da At-Tönfika Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, yaşamış olduğumuz deprem felaketine destek olmak için topladıkları yardım paralarını daha önce aynı okulda öğrenim görmüş olan, şimdi ise şehrimizde yüksek öğrenim öğrencisi olan Muhammed Nasirul Hak vasıtasıyla Isparta Kızılay Şubesi'ne ulaştırdılar. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ülkemizdeki deprem felaketinden sonra ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmak üzere harekete geçen Müslüman bir grup öğrencinin kendi harçlıklarından verdikleri paralar depremzedelere ulaştırılmak üzere şubemize teslim edildi. Bu konu hakkında Muhammed Nasirul Hak, "Türkiye'deki yaşanan deprem hepimizin canını acıtmıştır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Bunu gösterebilmek için ortaokul öğrencilerimizin toplamış oldukları yardımı Isparta Kızılay Şubesi'ne ulaştırmak bizim için onurdur. Türk halkı her zaman dünyadaki bu tür afetlerde yardımseverliğini göstermiştir," dedi. TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu. Seçimde parmak boyası kullanılmalı mı? TV32 muhabirimiz vatandaşın nabzını yokladı. Isparta halkı seçimde parmak boyası kullanımı hakkında ne düşünüyor? Seçimlerde parmak boyası kullanılmalı mı? Ya hiç kullanmadık. Bilmiyorum. Kullanılmalı. Sizce? Evet, kullanılmalı. Neden peki? Seçim güvenliği için. Kullanılmalı yani. Diğer önceki seçimler gibi daha güvenli. Yok, gerek yok bence. Yani artık daha farklı TC kullanılıyor. Her şey yani bence kullanılmaya gerek yok yani. Yaşlılar kullansın ya. Gençler kullanmasın mı? Kullanmasa bir gençlerin aklı eriyor. Teşekkür ederim. Parmak boyası yani tekrar etmemeleri için kullanılsın diye düşünüyorum ben, hani öyle alıştığımız için. Kullanılmamalı bence. Tabii kullansa iyi olur yani. Kimin ne kullandı ne kullanmadı belli olmuyor. Yani oy çalma olayı biraz daha garanti altına alınır yani. Vallahi büyükler ne derse olur. Şimdi ne yapalım? Sizce? Bizde olmaz yani. Tam, siz olsaydınız ne yapardınız? Tam şeyi bilmiyorum ben de yani. Artık kullanılmalı. Neden? İkinci defa tekrarını yapmışsın diye. Evet, kullanılmalı. Neden? Nedeni bence daha uygun olur, daha iyi olur. Şimdi anlatırsam olmaz yani, daha iyi olur. Öbür türlü şey olur yani, biraz sategallığa girer. Vallahi hiç fark etmez aslında ama olabilir de olmayabilir de. Şimdi artık TC'ler var, devlet var. Bilemeyeceğim orasını. Aslında her şey olabilir. Kullanılmalı. Neden? Neyin ne olduğu belli olsun ya. Kullanılmalı tabii ki. Neden? Herkes özgür ve şeffaf olsun seçimlerimiz. Kimse kimseye seçim sonrası şaibem diyorlar. Şaibe olmasın. Bence kullanılmalı. Neden? Çünkü oy hangisinin oy kullanıp kullanmadığı için. Yani kaçak başkaları oy kullanmaması açısından. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplum yararına çalışma programı kapsamında 48 kişiyi işe alacak. Başvuruların İşkur üzerinden 13 Mart Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Başvuruların yapılacağı pozisyonlar arasında temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, teknisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog gibi farklı alanlarda çalışma imkanı bulunuyor. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerektiği ve 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların İşkur kaydının bulunması gerekiyor. Başvuruların İşkur'un resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı ve son başvuru tarihinin ise 17 Mart Perşembe günü olduğu bildirildi.
Adaylar başvuru yapacakları pozisyonlar hakkında detaylı bilgiye İşkur'un internet sitesinden ulaşabilecekler. Isparta'da organize sanayi bölgesinin genişletilmesi için çalışmalar yürütülüyor. CHP milletvekili aday adayı Yalım Halıcı, köy halkının arazileri OSB'ye dahil edilmek üzere ellerinden alınmak istenmektedir, dedi. CHP milletvekili aday adayı Yalım Halıcı, Koçtepe köyüne giderek vatandaşların derdini dinledi. Tarım arazilerinin OSB'ye verilmesi iddiasına tepki gösteren Halıcı, Gönül ilçesi Koçtepe köyümüzde tarım yapılmaya devam edilen araziler için 3. sınıf tarım arazisi kararı verilmiş ve köy halkının arazileri OSB'ye dahil edilmek üzere ellerinden alınmak istenmektedir. OSB içindeki araziler daha dolmamışken köy halkını neden mağdur ediyorsunuz, dedi. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bazı mahallelerde rögar kapakları çalındı. Eğirdir'de bazı mahallelerde rögar kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken Eğirdir Belediyesi Su İşleri Birimine bağlı ekipler rögar kapaklarının çalındığı yerleri tespit ederek yenilerini taktı ve üzerlerini asfaltla kapattı. Rögar kapaklarının yanı sıra ilçede bir telekomünikasyon firmasına ait bazı kapakların da çalındığı fark edildi. Isparta'nın Gelendosu ilçesinde Ak Mescit bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ak Mescit bölgesinde seyir halinde olan bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Isparta Aliköy'de inşa edilen Akkent Toki evleri şehrin en sağlam zeminlerinden birine sahip. Bu nedenle deprem gibi doğal afetlerde dayanıklılık sağlaması beklenen binalar, TOKİ'nin kullandığı perde beton sistemi sayesinde daha da sağlam hale getirilmiş durumda. Akkent TOKİ evleri, kayalık bir tepeye yapılmış olmasından dolayı şehrin diğer bölgelerine göre daha sağlam bir zemine sahip. Ayrıca TOKİ'nin kullandığı perde beton sistemi sayesinde binalar daha da sağlam hale getirilmiş. Isparta'da yaşayan vatandaşlar Akkent TOKİ evlerinin sağlamlılığına ve dayanıklılığına güveniyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı farklı illerde görülen sıt iki tipi şah virüsü nedeniyle ülke genelindeki hayvan pazarlarının kapatılmasına karar verdi. Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinleri iptal edildi. Irak'ta şap hastalığı ile ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu koordinasyonunda numune gönderme ve test etme protokolü çerçevesinde bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüze incelenmek üzere farklı mahallelerden numuneler gönderilmiştir. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde SAT2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Hali hazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibariyle kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.